alışveriş videosuyla, market alışverişi videosuyla karşınızdayım. Bu Noel tatilinde, yani tatil olduktan sonra, evden gittikten sonra öyle söyleyeyim. Tekrar geldiğimde evde hiçbir şey yoktu yemek olarak. Çünkü bitirmiştim bozulmasın diye. Yumurtadır, ekmektir vesaire. O yüzden normalde toplu alışveriş yapmasam da gidip marketten birkaç şey almam gerekti. Normalde şöyle yapıyorum, 2 gün 3 günde bir gidiyorum markete, hem gezmiş oluyorum, hava almış oluyorum, hem de ağır taşımış olmuyorum. O yüzden kolayıma geliyor. Ama şimdi hem evde bir şey olmadığı için, hem de dışarıda kar yağdığı için markete sürekli gelip gitmek zor. O yüzden birazcık toplu alışveriş yaptım sayılır. Başlayalım videomuza. Şunu da belirteyim, toplamda şimdiye kadar sanırım 2 kez markete gittim. İlk aldıklarım buzdolabında duruyor, onları getirmedim. İşte yumurtadır, peynirdir, dondurulmuş bezelye almıştım, tavuktur. Onlar dolapta, onları şimdi getirmedim buraya. Bir de birkaç şey var, onları tekrardan hemen videodan sonra dolaba koymam lazım, erimemesi lazım. Genelde alışverişe ben Kaufland'e gidiyorum. Kaufland mı demem lazım artık, Almanca'nın ne kadar nasıl söylüyorlar onu da hatırlamıyorum şu an. Kaufland'a gidiyorum, Lidl'a gidiyorum. Reve'ye de öyle gezmeye gidiyorum. Çünkü Reve pahalı bir market diğerlerine göre. Lidl'da Kaufland'a göre küçük ama sebze ürünleri daha uygun. Kaufland'da da çok çeşit var, o yüzden rahat oluyor. Kaufland'dan ne aldım? Spagetti aldım. Bunun fiyatı 39 centti. Bunu gösterelim. Çay aldım. Akşamüstü işte yemekten sonra atıştırmalık ya kruvasan yiyorum, ya kendim kek yapıyorum, ya da bu sefer ilk defa bundan aldım, Lidl'dan aldım bunu. Minik çikolatalı, ne bu şimdi? Milföy gibi de değil gibi de. Çok beğenmedim aslında, kruvasanlarım daha iyi. Ama kruvasan ona göre bir tık daha pahalı. Kruvasanlar, ne kadar daha kruvasan diyeceğim bilmiyorum. 1.69 cent. Bu kaçtı? Bu da galiba 1.59 falan da, ama içinde 8 tane var. Kruvasanların sadece 4 tane var. Her şeyi ezberledim ya, çok fenayım. Elma ve vanilya çayı. Tadı fena değil, seviyorum. Bir de ilk defa bundan aldım. Bunlara da butter kekse deniliyor. Gerçi bu butter kekse mi ya, bilmiyorum. Kurabiye, üstü çikolatalı, yani yarısı çikolatalı, Hindistan cevizli gibi. Bu da gene çayın yanına güzel oluyor. Bunlar bana uzun zaman gider. Şunları aynı zamanda okula da götürüyorum. Öğle arasında atıştırmalık oluyor, iyi oluyor. Bu arada çayın fiyatı 1 euro 55 cent. Bunun fiyatı 1 euro 39 cent. Onun yanında ekmeğimi şu şekilde alıyorum. 500 gram tost ekmekleri şeklinde bu kepek ekmeği. Aynı zamanda içinde çekirdek falan filan da var. Hoşuma gidiyor, güzel. Beyaz ekmekten daha iyi olduğu için bunu tercih ediyorum. Bunun fiyatı 1 euro 30 cent. Elma aldım. 2 tanesini zaten bitirdim okula giderken, öğle arasında gene bunlardan yiyorum. Elma alıyorum yanıma, ya da bir kruvasan alıyorum. Ya da kendim ekmek arası peynir yapıyorum. O şekilde. Bir diğer ürün, yeşil salata aldım. Yemeklerin yanında, çünkü salata yemeği ihmal ediyorum, onu fark ettim. Ha, bir de şey almıştım. Aa, neydi onun adı? Felç salat diyorlar burada. Unuttum ya, bir salat aldım, Türkçe'de adı bir değişik onun. Bir tek annem yiyor evde, kimse yemiyor ama ben burada yiyorum. Unuttum şu an valla, hatırlarsam aşağı yazarım. Ondan almıştım, geçen hafta onu bitirdim, yoğurtla yedim. Bunu da gene zeytinyağı, vinegar, sirke. Sirkeyle beraber zeytinyağı, üzüm sirkesi vesaire salata. Yemeklerin yanına dedim, en azından yeşil de yemiş olayım. Onu aldım. Onun haricinde bunu 3-4 defa kullandım. Dondurulmuş ıspanak. Normal ıspanak yemeği yapıyorum yoğurtla birlikte. Bir günümü kurtarmış oluyor. Hem öğlen hem akşam bunu yiyorum. Tabii o kadar komik ki, İstanbul'dayken aynı yemeği akşam yemem ya falan triplerindeydim. Burada öyle bir şey yok tabii ki de. Yapıyorsun, akşam da sabah da ertesi günde yiyorsun.
Yapacak bir şey yok. Kötü şey değil yani de. Neyse. Diğer bir ürünüme gelelim. Ürünüm. Reklamcı gibi oldum. Kırmızı mercimek, rote linsen, linsen, yeşil mercimek. Bunlardan da gene çorba yapıyorum ikisinden de. Güzel oluyor, tok tutuyor beni. Normalde Activia'nın yoğurtlarını alıyordum. Ama 4 kutu yoğurt, minik Activia yoğurt 2 euroya falan geliyor. Bazen indirime giriyordu. Sonra baktım 1 kilo yoğurt böyle yine Kaufland'dan 2 euroydu bu sanırım. Bakayım. 1 euro 89 kuruşmuş. Bu şekilde yoğurt aldım. Hem ıspanakta da kullanırım, rahat olur. Çünkü Activia yoğurdu aldığım zaman vanilyalı alıyordum, yemesi daha kolay diye. Bunu da gene sabah kahvaltıda müsli ile beraber yiyorum. Bunun haricinde dediğim gibi kendime bir fişe bakıyorum tekrardan ne almışım diye. Haribo almışım. Tabii ki daha Haribo biteli çok uzun zaman oluyor. 95 cent. Onun haricinde başka her şeyi gösterdim. Dediğim gibi diğer ürünler yumurtadır, süttür. Onlar buzdolabında tekrardan geçirmedim. Olabildiğince yani dışarıdan bugüne kadar hiçbir şey ısmarlamadım kendime. Olabildiğince kendim yemek pişirmeye çalışıyorum. Zaten yemek yapmayı da burada öğrendim sayılır. Klasik annelerin dediği zaten soğanı işte doğra, ondan sonra salçayı kat. Yani soğanı kavur, salçayı kat, her yemek oluyor diye. Gerçekten öyleymiş, çoğu yemek öyle oluyor. Almam gereken birkaç şey daha var, taşıyamadım geçen sefer. Ne var? Soğan almam gerekiyor. Bir de alırsam patates alacağım. Bir de dolapta olan şey konserve domates soslu fasulye. Evet, kuru fasulye. Ondan yiyorum. Yemeklerin yanında güzel oluyor. İşte pilavın yanına veya makarnanın yanına iyi oluyor. Bu şekilde umarım beğenirsiniz alışverişimi, videomu. Alışverişimi niye beğeniyorsunuz? Umarım videoyu beğenirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye bye.